arkadaşlar, Yaşam Avrupa programına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölüme. Bugün sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü onlar Pforzheim'ın kalitesi, Meister'ı, gerçek şampiyon oldular. Bakın bugün Ceko Yaşam Avrupa nerede? Neredeyiz biliyorsunuz mu? Şimdi bak burada Kreisliga Meister, bu takımın ismi. Eins, zwei, drei. Gol! 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 Evet arkadaşlar, şimdi de en önemli abimize geldik. Kendisini gerçekten dünyada arıyorduk. Pforzheim'da bulduk. Kendisi gerçekten çok ulaşılmaz. Gerçekten ama tek bir yere geliyor. O da Türkspor Pforzheim'e geliyor. Hocam merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Nereliyiz Türkiye'den? Bursa. Bursa? Evet. Abi Bursa'ya çok gidiyoruz ya. Gelin. Vallahi Bursa çok güzel ya. Gelin bekleriz, güzel bir şehirdir. Gerçek. Tabii ki. Her şey sana ait ama. Her şey uçak bir 15 kişi. Gelsinler, hiç fark etmiyor. Şaka bile. Hiç abi, fark etmiyor. Seni bir tanıyalım, buyur. İsmim Erdal Dalkılınç. 6 yıldan beri Pforzheim Türkspor'un başkanı. 6 yıldır. Evet. Helal olsun abi, ayakta yıkılmadı. Tebrik ediyorum. Böyle güzel bir toplum olduktan sonra yıkılmak mucize. Hani güzel bir ortam var, görüyorsunuz. Çok değerli kardeşlerim var. İkinci başkanımız Hüseyin Bey olsun. Önce kulübümüzden ufak bir bahsedeyim. Kulübümüz 53 yıllık bir kulüp. İlk kuşakların kurmuş olduğu bir kulüp. Yıllar önce Türk ligleri vardı. Türk liglerinde başarılı sezonlar çıkardı. Ondan sonra Alman ligine, 80'li yıllarda Alman ligi kuruldu. Alman ligine katıldıktan sonra oralarda da defalarca iyi başarılar elde ettik. Fakat bu bizim Landesliga gururumuzu bu sene yaşıyoruz. Bir üst lige çıktık. Çok güzel atmosfer, çok güzel duygular içerisindeyiz şu an. Çünkü Almanya'da kurulan en eski Türk spor camiasından bir tanesi bu camia. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Burada öncelikle taraftarlarımıza, üyelerimize bizi iyi günde, kötü günde, yağmurda, çamurda, karda hiç yalnız bırakmadılar. Ondan sonra başta teknik heyet, tabii ki onlar bu işin mimarı. Futbolcular. Futbolcular tabii ki onlar işin emektarı. Onlar en çok emeği onlar sarf ettiler. Asıl bu başarı en büyük onlara ait, onların başarısı. Bizler de yöneticiler olarak, ayrıca ikinci başkanımız Hüseyin de bizim dördüncü yıla giriyoruz beraber. Çok müthiş bir katkı sundular. Kulübümüzün çehresini değiştirdiler. Çocuklar gerçekten çok istekli. Biliyorlar da bu işi. Almancaları çok iyi. Burada doğmuşlar, burada büyümüşler. Dediğim gibi jenerasyonu çok iyi takip ediyorlar, çok iyi biliyorlar. Hani çevrede de çok iyi backgroundları var. Oyuncu alma konusunda önceden çok sıkıntılar çekiyorduk. Fakat kulübümüzün çehresi değiştikten sonra, bu arkadaşlarımız geldikten sonra, hocamız geldikten sonra oyuncu almakta da zorlanmıyoruz artık. Kulübümüz sadece Türk oyunculardan kurulu değil. Multi bir kulüp. Ortalama 6 ve 7 ülkeden oynayan arkadaşlarımız var burada. Sonuç itibariyle futbol bir netice oyunu olduğu için, bu neticesi de bunun şampiyonluk olduğu için çok mutluyuz, çok gururluyuz bugün. Türkspor'un herhalde unutamayacağımız günlerden bir tanesi olacaktır. Herkese, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere de buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi hocam, bizler dediğimiz gibi Türkspor Pforzheim'i çok duyduk. Ama ne yazık ki bizim gibi bir, yani yanlış anlamayın, çekim televizyoncu şu ana kadar neden gelmedi bilmiyorum. Sizler sevilen bir takımsınız. Gurur verici Pforzheim'in Türk takımısınız. Ama bizde her şey para değildir. Biz onun için sevdiğimiz abilerimizi, başta bizim Ayten Arslan ablam sağ olsun,
Bir de bizim arkadaşın ismi neydi? Muzaffer Çetin gazeteci arkadaşımız. Ha, o kulübümüzün üyesidir ayrıca. Davet kendisi. Ettiği için geldik. Evet, çok onun için ayaklarınıza, de ayaklarınıza bir de, sağlık. Bir de sizin sponsora da sponsorsuz bak sizin sponsor varmış. Onsuz olmaz hocam. Sponsorlarımız tabii ki onlar da bizim için çok önemlidir. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da daha sık görüşeceğiz. İnşallah abi. Gecelerimiz olacak. İnşallah. Bu gecelerimizi sizi davet edeceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah yine şampiyon olacağız. Yine o şampiyonla sizi davet edeceğiz. Uğurlu geldiğinizi düşünüyorum bize. İlk defa bir televizyon çekimi yapıyoruz. Ve sizle de daha nice çekimler yapacağımızı düşünüyorum. Başkanım, ediyorum. Başkanım, sence şimdi en büyük Türkiye'de hangi takım? Milli takım. Yok hocam, öyle bir şey yok. Hangi takım? Milli takım. Hocam. Türkiye'de dediniz ama. Almanya'da... Türkiye'de benim için Almanya'da, her yerde. Ha, Almanya'da tabii ki en büyük GeoTürkSpor. Neymiş? GeoTürkSpor. Aslanım abi, geçelim takımları abi, şimdi saymak istemiyorum. Hani sürüsüyle takımlar geç ama benim için de dediğim gibi abi, neydi abi? GeoTürkSpor. GeoTürkSpor. Evet. Abicim şimdi transferler olacak. Duyduğuma göre Messi geliyor. Evet. Ronaldo geliyor. Aynen. Hasan abim benim. Başka kim geliyor? Hüseyin kardeşim o işi takip ediyor. Hüseyin abi! Ronaldo geliyor. Burada sürprizleri var. Şimdi, abi kimler geliyor şimdi? İsterseniz onu şimdi açıklamayalım. Kimler geliyor abi? Ronaldinho. Kim? Ronaldinho. Ronaldinho abi emekli topu bıraktı ya. Emekli buraya mı geldi? Aynen. İşte Ronaldinho gibi takım buraya geldi. Emekli olacak buradan. Yemin ediyorum. Hocam şimdi kaç kaleci var sizde? 5. 5 kaleci. Gerçekten. Kendisi de eski bir kalecidir. TürkSpor'un eski kalecilerinden bir tanesidir. Abi gurur duyuyoruz oğlum. Ha, tabii ki. Tabii ki. Tabii evet. 5 kaleci. Kaç tane topçunuz var? Hani futbolcu. 40'ın üzerinde futbolcu. 50. Ne? 50. 50. Jugend'i de sayarsak 100'e yaklaşıyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Kısa kısa yavaş yavaş Allah razı olsun. Bülent abla. Seni çok seviyoruz. Bülent abla da gerçekten dediğim gibi Forsheim'i çok seviyor. Buradan Bülent ablamıza neler söylemek istersiniz? Şarkılarını biliyor muyuz? Tabii ki. Tabii mesela ki. Çile Bülbül'üm var. Aynen. Gol yediğimiz simi. Allah! Doğru mu efendim? Evet. Öyle değil mi efendim? İsminiz neydi? Erdal. Erdal Bey, hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Ay efendim. Bu Fortnite takım çok güzel mi yavrum? Çok güzel efendim. Ay kimler gelecek evladım? Ronaldinho gelecek, Messi gelecek. Gerçek mi gelecek? Gerçek gelecek tabii. Ay Bursalısın efendim. Evet, hemşeriyiz. Mesut Özil'le konuşmadayız. Evet, kadro dışıymış. Evet. Yani Mesut Özil'in gelmesi çok iyi. Ay bunlar harika. Hocam, Bursalısınız. Evet. Bursalı'ya kışın gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ben Yaşam Avrupa Ceko gerçekten kendilerine gurur duyuyorum. Çok güzel bir çekim yaptık. Abi bugün yemek yemek için neler var abi? Köfte var, Adana var. Ne var abi? Sosis var, tavuk pirzola var. Hesaplar kimden? Senden hesaplar abi. Bizden. Başkanım sen benden, ne yiyeceksin? Benden, bir tavuk benden. İçecekleriniz, yiyeceğiniz hepsi benden. Seviliyorsun abi ya. Şimdi Ceko kardeşimize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yaşam Avrupa programı olarak gelip burada bizlerle röportaj yaptılar. Kendilerine çok müteşekkiriz. Aynı hassasiyeti diğer televizyoncu arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Çünkü başka TürkSpor yok yani. Burada sizlerin desteğine çok büyük ihtiyaç var. Dediğim gibi Ceko kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bam, bam. Arkadaşlar gerçekten şu anda Avrupa'dayız ve Avrupa'nın en güzel yerindeyiz. Forsheim'de ve kendilerine gurur duyuyoruz. Türkiye değil de yani Forsheim'de bir Türk takımı şimdi şampiyon mu oldu? Yukarı mı çıktı? Türkçesini ben Arapça karıştırmak istemiyorum ama Hüseyin herkes tanıyor. Hüseyin gerçekten çok seviliyor. Bütün filmlerde oynadı. Bütün takımların antrenörüydü. En son hangi takımın antrenörüydün hocam? VfR Pforzheim. Seni bir tanıyalım hocam. Buyur. Vallahi 37 yaşındayım. 4 çocuk sahibiyim. 4 tane oğlum var. Çok şükürler olsun. Yani burada Türk takımın başına geçtik. Dipten tamam. Aldık. Hemen yavaş abi. Yapma. Hocam bugün sizi tebrik ediyorum. Takımın ismi ne? GeoTürkSpor. Evet.
Evet arkadaşlar bakın bu şimdi bu takım logo falan değil bu, yanlış anlamayın, bu Türk takımına gurur vermemesi lazım. Gurur verici bir şey. Hocam bugün sezon bitti. Evet. Şampiyon oldunuz. Evet şampiyon olduk. Ve 16 puan farkla şampiyon olduk. 120 golle. Kaç? 120 gol. Ama ya bunlar Barcelona'ya geçti be ya. Barcelona gibi takip eden olsun be ya. Abicim şimdi anlat bakalım. Buradan Türk halkına, Fortime'a, bütün futbolculara neler söylemek istersin? Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu Türk spor camiasına hele hele çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte hep beraber olalım ve bu takımı daha ileri taşıyalım. Evet arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene, çünkü arkadaşımız gerçekten çok çok tebrik ediyorum. Çok kalitesin. Ne zamandan beri bu spordasın? Yani maç takımındasın. Başkan olarak mı? Başkan olarak. 3 seneden beri. 3 senedir. Evet. Abi destek veren var mı? Var var. Var değil mi? Burada görüyorsunuz. Ama hey! Nerede destekçiler bu ya? Hepsine teker teker bu ya. Ayrıca... Yıllar önce bu takımın altyapısında kalecilik yaptım. Yani evet. Şu anda başkanım. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi gerçekten çok 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 güzel bir yere geldik. Yepyeni bir programa, Yaşam Avrupa'ya hoş geldiniz. Merhaba abi. Merhabalar. Seni bir tanıyalım. İsmim Orhan. Orhan, nerelisin? Uşaklıyım. Uşaklı. Abicim, şimdi sen bu takımın neyi oluyorsun? Ben ana sponsoruyum. Ana sponsoru. Senin gibi abi tebrik ediyorum, çünkü sizin gibi abiler zor bulunur. Ne zamandan beri takımı tanıyoruz? Yaklaşık 10 yıldır kulübün içindeyim. Evet. Elimden geldiği kadar gençlerimize, çocuklarımıza sporu aşılayıp onları kazanmak peşinde olduğum için yatırımımı gençlere, çocuklara yapıyorum. Hocam, sporu canlı desteklemeye çalışıyorum. Sizin gibi abiler zor bulunur, çünkü çoğu çocuklarımız sokaklarda, tren istasyonlarda, Almanca banoflarda veyahut da yanlış anlamayın kötü yollara gidiyorlar. Bak bizim arkadaşımız diyor ki biz çocuklarımıza bir örnek olarak takımı alıyoruz, destek oluyoruz. Doğru mu hocam? Evet, aynı doğrudur. Şu arka plana bakarsanız çocuklar da top bile çocuktan büyüktür. Bunu bu şekilde görüp sahada topun peşinde koşması bile bizi gururlandırıp bizi onurlandırıyor. Evet hocam, şimdi takımımız kaç kişilik bir ekip? Kaç bir futbolcu, kaleci ve kaç kere yendiniz? Bu sezon sondu. Anlatın kısaca hocam. Kaç sefer kazandık değil, hiç yenilmedik. Abi tebrik ediyorum. Hiç yenilmedik. İşte bu Türkiye'nin gururu. Namalip, namalip devam. Kaç gol attınız abi? 100. 100 dediler. Biz saymıyoruz hani, belirli bir zaman sonra saymak. 109 abi. 109. Belirli bir zaman sonra saymak artık olmuyor. Sayamıyoruz. Abi söyleme, sahip 109 nerede? 9, 19, 50 nerede? Abicim şimdi hepiniz bir ailesiniz burada. Şimdi dediğimiz gibi aile olmak, güçlü olmak, beraber olmanın bize güçlülüğü getirdiği, takım ruhunu gençlerimize, futbolcularımıza aşıladığımız için bir kişiyle olmuyor bu. Takım işi, futbol takım işi. Evet. 20, 30, 40, 60, 70 futbolcudan bahsediyoruz burada. Şu çocukların içinde kulübümüze kazandırdık. Onların da Bambino'dan tut büyüklere kadar, T-Jugend, B-Jugend'e kadar gençlerimizle kazandık. Tamam. Hepsini sayarsak okay. 100'ü falan aşıyoruz. Tamam. Şimdi siz ne firması yapıyordunuz? Ne iş yapıyordunuz? Ben 2003 yılında kurmuş oldum. Kendi ismimle ham madde taşımacılığı. Ağırlıklı olarak büyük ağır vasıta 40 tonlu kamyonlarla ham madde taşımacılığı yapıyorum. Almanya'nın her yerine mi? Avrupa'nın her yerine. Her yerine. Evet. Vallahi hocam biz sizi ilk kez duyduk, helal olsun yani, tebrik ediyoruz. Kendisini çok duyuyorduk ama gerçek iyi bir kardeşimiz, abimiz, ilk kez duyduk. Firmanın ismi neydi abi, bir kere söyleyebiliriz? Parlak Transport und Logistik GmbH Pforzheim. Tamam abi. Abicim buradan Türk halkına, Pforzheim'e neler söylemek istersin? Kaldığımız yerden devam edelim. Birlikteliğimizi bozmayalım. Bütün herkese, bütün camiaya, diğerlerine mutluluk, sağlık. Zor günleri aşı geçirdik. Koronadır atlattık. Önümüzde hala savaş devam ediyor. Hepsinin bitmesini isterim. Herkesin mutlu, huzurlu bir şekilde ailesiyle, arkadaş dostuyla güllük gülistanlık yaşasınlar. Hiç kimsenin sıkıntısını olmasını istemem. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun. İsim neydi abi tekrar? Orhan Parlak.
Orhan Parlak abimizle sanıyorum kısa bir zamanda güzel bir çekimler yaparız. Firmasını tanıtırız ve tabii, bu futbol, memnuniyetle, bu futbolu da 5 dakika değil belki 15-20 dakika gösterelim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bizler her zaman Show Türk ailesi olarak, yani Show Türk Yaşam Avrupa diyelim, Yaşam Avrupa ailesi olarak, tabii ki bunlar her zaman sponsorsuz olmuyor. Bize de destek olursanız kontakta kalırız, seviniriz, tabii güzel ki bir haber yaparız. Tabii. Hocam tanıştığıma memnun oldum. Ben de çok teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun sizden. Ben de memnun oldum. Ve ne diyoruz bakalım? Şimdi yakın kimi çağıralım? Görüşmek dileğiyle. Kimi getirelim hocam şimdi? Bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmayıp gece gündüz 7-24 saat yanımızda olan antrenörümüz. Antrenör ismi neydi? Küçükten büyüğe hepsi o. Gökhan İsm- Gökçe. Gökhan Gökçe geliyor. Kendisi süper bir antrenör. Evet arkadaşlar, şu anda da gerçekten takımın en kalitesi Gökhan Bey. Merhaba. Merhaba. Gökhan dedim abicim. Evet Gökhan. Nerelisin? Giresun. Giresun. Gerçek mi? Evet. Helal olsun. Giresun bu gerçekten. Onu tebrik ediyoruz. Hocam takım hakkında neler söylemek istersin? Buradan Four Time'deki bütün Türk halkına. Türk halkına ilk önce takıma teşekkür etmek isterim. 3 seneden beri büyük başarı gösteriyorlar. Çoğu gençler, kendi yetiştirdiğim gençler de altyapıda TF Four Time'da teker teker toparladık. Çocuklar da burayı çok sevdi. Kendisine aile ortamı kurdular. Yabancı, Türk, her tür insan var burada. Ve daha çoğu da gelmek istiyor. Hani güzel bir başarıya ulaştık. Devam edecek. Bugün neyi kutluyoruz hocam biz şimdi ya? Türk sporunun gelmiş geçmiş en büyük başarısını. Bugün hocam söyleme sahip 7-1'miş, doğru mu? Evet 7-1. O bir golü de neye yediniz? Kendi kendinize attınız. Kaleci galiba kendi kendine attı. Yok, karşı takım iyi oynadı. Güzel paslaştı, golü hak ettiler. Abi 7-1. Bu oynadığınız takım kaçıncı sıradaydı 7-1 attınız hocam? Galiba 10. mu 12. mi ne? Helal olsun abi. Gerçekten tebrik ediyorum. İşte neden başarılılar? Çünkü arkalarında aslan gibi bir antrenör var. Hocam antrenör dediğin nasıl olmalı? Mesela abi yani şimdi yanlış anlama. Çok antrenörler biz röportaj yaptı. Fatih Terim deyince biliyorsun abi. Bakıyor abi içeri girdi mi tamam abi. Futbolcular çıktı mı? Sende de öyle bir şey var mı sinirlik? Lan ne oluyorsun? Böyle bağırıyor mu? Yok hocam doğru söylüyor. Yok ben daha çok öğretmenim. Babayım, abiyim, kardeşim. Ve hani öğretmen, yani öğretmeyi seviyorum. Öğretiyorum ve öğrettiklerimi de sahada görmek istiyorum. Ona karşılık olmazsa bazı şeyler, o zaman biz de Fatih Terim gibi oluyoruz. Başarının evet, sırrı da bu zaten. Evet, başarının. Anlattığı gibi bağırarak değil, öğreterek anlattığınızı anladığından emin olursanız başarı geliyor. Çok sevdiğim bir kardeşim, çok çok tebrik ediyorum canı gönülden. İyi ki de bizim kulüptesin, iyi ki de varsın Gökhan'cığım. Teşekkürler. Evet hocam, bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gerçekten bu takım ismi neydi abi tekrar? GU Türk Spor. GU Türk Spor yıkılmayacak ayakta. Çünkü gerçekten arkalarında güzel bir aslan gibi kardeşim, antrenör ve sponsorumuz var. Ve şimdi de hocam istiyorsan kimi çağıralım ya? İsmail Güldal, menajer. Gerçekten. Futbol menajeri. İsmail Güldal Bey! Alo! Şşt, neredesin? Evet arkadaşlarımız. Yani gerçekten menajer kendisi. Sabahtan beri futbolcu arıyor yahu. Yani yaşları 6'dan başlıyor, yukarı gidiyor. Hocam seni bir tanıyalım. Merhaba, ben İsmail Güldal. İsmail abicim. İsmail değil mi abi? İsmail. Çok seviliyorsun abi. Sağ ol, teşekkür Bütün ederim. Bütün antrenörler arkanda senin abi. Tabii, teşekkür ederim. Ya onun için de Türk Spor Pforzheim yani seni bırakmıyor hocam. Teşekkür ederim. Ben de onları bırakmayacağım. Ve seneye de şampiyonluk sözü veriyorum. En genç futbolcunun yaşı kaç sizde? En genç 19 olması gerekiyor. 19. Abicim kaç gol attı? En çok gol atan var mı aranızda? Biz takım olarak hani bir golcünün üstüne düşmedik ve bizim takım olarak 105 golümüz var. Bunu takıma yaydık. Yani takımda bir tane az futbolcumuz yok. Bütün futbolcularımız az. 105 gol abi, bu ne demek ya? Barcelona'yı geçtik ya. Tabii ki yani yakında Barcelona'nın yanımıza ne kalır yani? Aman abi dur abi, gözünü seveyim. Sen yönetmenim. Süperiz. Evet şimdi abicim sporun hakkında, antrenörün hakkında neler söylemek istersiniz? Valla antrenörümüz çok başarılı. Onu çok seviyoruz. Futbolcularımız seviyor. Seyircilerimiz çok seviyor. Çok memnunlar. Sponsorumuz da sağ olsun. Her zaman bizi destekliyor. Her zaman yanımızda. Evet sen neler söylemek istersin antrenör, bizim menajer hakkında hocam? Gerektiği zaman hep yanımda. Her zaman? Her zaman. Evet. Hocam nereliydin sen? Ben Trakyalıyım. Lüleburgaz'dan. Yandı mı? Benim adam da. Gel buraya ya.
ben de uzun körp. Ne yapacağız şimdi? Vallahi bilmem yani. Hemşeri çıktık be ya. Ya ben... Neredeydin sen? Lüleburgaz'da. Lüleburgaz yakın. Keşan, Uzun Köprü. Ayrabolu. Ayrabolu be ya. Edirne. Bizdensin sen yani. Onun için kankanı çekiyor bak arkadaşlar. Delikanlı bir abimiz. Abicim Allah razı olsun sizlerden. Abicim takım hakkında neler söylemek istersin? Valla takım kulüp. 50 yıllık kulüp. Ben bu kulübün altyapısında oynadım. Kalecilik yaptım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Kalecilik de mi yaptın abi? Evet. Güzel olsun abi gerçekten. Onun için seni tanıyorum birden. Gerçekten Forsheim'in en baba kalitesi. Kaç tane gol yedin abi? Bir tane değil mi? Bir tane. Duyduğuma göre 98 gol yemiş. Doğru mu? Şaka bir yana. Şaka şaka. Abicim gelecekte bu takım hakkında güzel şeyler neler söylemek istersin? Çünkü tebrik ediyorum. Kazandınız. Kupayı da aldınız. Kupa gelmemiş. Hayırdır ya? Yetişmemiş. Niye yetişmemiş? Sizin gibi. Halo. İsmi neydi? Egal. Arkadaşlar kupayı niye getirmesini? Çabuk getirin bak. Çabuk getirin. Şaka bir yana. Evet abicim neler söylemek istersin? Hani güzel bir gelecekte neler söylemek istersin? Gelecekte Allah nasip ederse altyapımızı kurarak sağlam şekilde üst liglerde bayanlar da Forsheim'da bir gururla bir takımı Oba Liga'ya kadar taşımak. Yani... Abi şimdi siz nereye çıktınız? Şu an Landesliga'ya çıktık. Landes. Yani Landes Türkiye'de gelsene be abicim ya. Landes Türkiye'de ne oluyor? Yedincilik. Yedincilik. Şimdi abicim bu sizin Forsheim Türk takımı ikinci ligaya yani ikinci şeye yükselmek için ne kadar çaba harcaması lazım ta? 5 sene arka arkaya çıkması lazım. 5 sene? Evet. Gerçek. Evet. Dur bakayım abi ne kalmış ki? Yaş kaç abi? 37. 37, 5, 38. 40. Hocam sen kaçsın? 40. Kaç? 42 yaşında ikinci ligdeyiz. Tamam abi söz bak arkada babalar gibi sponsor var abi. Sağ olasın. Abi ya. Sizi nerede görmek istiyoruz biliyor musun abi? Gerçekten Türkiye'nin değil Forsheim'in gururu Türkiye'nin her yerin gururu. Çünkü neden? Kendileri gerçekten eskiden kaleciydi ve şimdi de başkan. Başkan abi sponsor burada. Arkadaş antrenör. Evet aynen. Arkadaki menajer. Menajer. Sabahtan beri top çocuklarla seçiyor abi. Kimi seçiyor Evet arkadaşlar Allah razı olsun bizi destek ettiler. Hocam istiyorsan bir bizim gazeteci abimizi de alalım. O da önemli bizim için. Musafir abi. Hocam takım hakkında, başkanlarımızın hakkında, kulüp hakkında neler söylemek istersin hocam? GO Türkspor 50. yılını kutladı 2 yıl önce. Yani Badem bölgesinin en eski ve en köklü kulüplerinden biri. Birinci kuşak abilerimiz ya da babalarımız tabir ettiğimiz insanların bir araya gelerek kurduğu bir futbol kulübü. Ve bugüne kadar çok iyi başarılar elde ettiler. Şampiyonluklar yaşadılar, düşmeler yaşadılar. Ama son 3 yıldır yönetimde olan Hüseyin arkadaşlarım, kardeşlerim daha doğrusu bu kulübü olmadığı kadar yukarılara çıkardılar. Yani kulüp alt üst, alt düst falan derken nasıl? Hayır, doğru anlatalım hocam. Evet kendisi anlatıyor buyurun. Önceki yıllarda düşmüştü ama son 4 yıldır mı Christ Lig'de? 4 yıldır, 5 yıldır Christ Lig'delardı. Çok başarılı pandemiden dolayı çıkamadılar. Aslında geçen yıl çıkmaları gerekiyordu. Ama pandemi şartlarından dolayı, oynanmayan maçlardan dolayı çıkamadılar. Ligler iptaldi. Dediğim gibi başarılı bir başkan, onun yanı sıra başarılı bir antrenör. Forsheim'in en iyi antrenörlerinden biri. Alman takımlarını çalıştıran bir antrenör kardeşimiz. Onun yanı sıra bu takımı destekleyen büyük bir sponsor. Sponsorum Kreisler. Yalla! Yalla! Stella! Hey! Hey! Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi Yaşam Avrupa, Yaşam Avrupa programı devam ediyor görüyorsunuz. Harika geçiyor. Şampiyonluğu kutluyoruz. Yaşam Avrupa Çeko'yla herkes oynuyor. Harikalar ve gerçekten hep beraber oynuyoruz. Evet arkadaşlar Yaşam Avrupa Çeko'yla. Bravo!